Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu B2B Sales, yani işletme işletmeye satış konusunda nasıl başarılı olabilirim? Bu videonun hedef kitlesi özellikle üniversiteden yeni mezun arkadaşlarım veya kendilerine satış alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellerdir. Ben yıllık cirosu milyarlarca dolar olan uluslararası bir firmada satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Sorumlusu olduğum coğrafi bölge 1 milyardan fazla nüfusa, 100'ün üzerinde ülkeye, çok farklı sayıda dil, din ve kültüre sahip. Buna rağmen içinde bulunduğum endüstri tek haneli büyüme rakamlarına sahip olduğu halde geçtiğimiz 5 yıl içinde sürdürülebilir olarak çift haneli büyüme rakamlarına eriştim. Bu videoda bahsedeceğim tüm yöntemler ve metotlar gerçek hayatta denenmiş, test edilmiş ve sonuçlar alınmış yöntemlerdir. Umarım size de faydası olur. Eğer bu konuları ilginizi çekiyorsa şimdi videomuzun ikinci kısmına geçelim. Satış konusunda başarılı olmanın en önemli anahtarı üzerine çalıştığınız ürün veya hizmet hakkında uzman seviyesinde bilgi sahibi olmanızdır. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi uzman seviyesinde bilgi sahibi olmak için 10.000 saat kuralı geçerlidir. 10.000 saat kuralına göre herhangi bir konuda dünya standartlarında iş üretebilmenin yolu odaklı olarak 10.000 saatin üzerinde zaman harcama gerekliliğidir. Dolayısıyla satışta başarılı olmanın en önemli anahtarı sizin sürekli yeni şeyler öğrenmeye istekli olmanız ve kendinizi geliştirmeniz olacak. Peki uzmanlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Burada en önemli nokta teorinin kölesi olmamak. Birlikte çalıştığınız servis, bakım, ürün yönetimi ve müşteri paydaşlarını denkleminize dahil edin. Mümkün olduğunca onlarla vakit geçirerek teorinin dışında pratik gerçeklikleri öğrenmeye çalışın. Her ülkenin, her kültürün aynı ürünleri kullanmaya dair farklı yöntemleri, farklı teknikleri var. Bunları bilmeden teoriye bağlı kalarak mükemmel müşteri deneyimini sağlayamazsınız. Eğer hizmet sektöründe kariyer hedefiniz var ise müşteri ilişkileri departmanıyla zaman geçirin. Müşteri ilişkileri departmanı aynı bakım servis departmanında olduğu gibi olası problem alanlarını belirlemenizde ve kendinizi bu problematik alanlara hazırlamanızda size yol gösterici olacaktır. Uzmanlık seviyesine ulaşmanın en önemli sıcaklıklarından bir tanesi de rakipleriniz hakkında bilgi sahibi olmaktır. Sattığınız ürün dünyanın en iyi ürünü olsa dahi rakiplerinizin neyi neden yaptığını çok iyi bilin. Rakiplerinizin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını çok iyi analiz edin. Rakiplerinizi anlamadan tam anlamıyla bir uzmanlıktan bahsedemezsiniz. Satış konusunda başarılı olmanın üçüncü temel sacağı da içinde çalıştığınız endüstri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Özellikle meslek odaları, kurumlar ve dernekler bu konuda size yol gösterici olabilirler. Onların periyodik etkinliklerini ve yayınlarını takip ederek endüstri hakkında daha derin bilgiye ulaşabilirsiniz. Cevap vermemiz gereken en önemli soru, müşterinin hangi problemini nasıl çözüyorum? Daha evvel tartıştığımız 3 temel sacayla bu soruya bir cevap arıyoruz. Ve bu soruya verdiğimiz cevabın kalitesi ve detayı bizim satış konusunda ne kadar başarılı olabileceğimizi belirleyecek. İlerleyen videolarda müşterilerle ilk temas nasıl kurulur? İlk temas nasıl fırsata çevrilir? Müşteri görüşmesi öncesi ve müşteri görüşmesi sırasında nelere dikkat edilir? Psikolojik kaynaklı iniş ve çıkışlar nasıl yönetilir? Konularıyla ilgili videolar gelecek. Eğer bu konulara ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.